Şimdi teşekkür ederim. Şimdi bakın orada diyor ki HDP'nin milletvekili adayı, biz geldiğimiz zaman tutsakları serbest bırakacağız, Diyanet işlerini kapatacağız, din derslerini kaldıracağız. Türk askerini, bu çok önemli, Türk askerini Kuzey Irak'tan ve Suriye'den çekeceğiz diyor. Özgürlüğü halkımıza armağan edeceğiz diyor. Bütün tutsakları serbest bırakacağız. Nefessizlik ortamını vatandaşımıza armağan edeceğiz. Bunu söyleyen bir HDP'nin milletvekili adayı. Herhalde o da ismini seçim. De söyleyeyim mi? Hakkari milletvekili evet. Adayı Onur Düşünmez. Onur Düşünmez. Gerçekten ben ismini anmak istemedim, onun için söylemedim. İsmiyle müsemma bir isimmiş. Şimdi bakın aynısını Sayın Kılıçdaroğlu da ona hitaben ne diyor? Diyor ki siz eğer Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin. Bize katılacaksınız diyor aynı. Kavala'nın oy vermesini istiyorsanız bize oy verin diyor. Bu kayyumları yerine iade edilmesini istiyorsanız bize oy verin diyor. Kayakarların şey yapması için diyor, yerlerine atanması için bize oy verin diyor. Her tarafa şey veriyor, mesaj veriyor. Yani HDP'nin oradaki şeyiyle, söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de örtüşüyor. Burada hiçbir sorun yok. İki örnek verdiniz ama bakın bir şeyi düzeltmek zorundayım. İki örneğin birbiriyle bakın. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili kişisel görüşümü söylemiyorum. Bakın objektif bir şey söylüyorum. Erdoğan miting alanında diyor ki şu anda muhalefet, hiç öyle HDP milletvekili falan filan demiyor. Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Tamam muhalefet HDP, işte. Kim HDP o? Muhalefet değil mi? HDP muhalefet değil ya, mi? Cumhur İttifakı'nın karşısında değil mi? Millet İttifakı'nın içinde değil mi? O zaman Kılıçdaroğlu'nun söylediğini okur musunuz? Kılıçdaroğlu ne demiş Emek buna? Emek ve Özgürlük İttifakı'nın beyannamesine bakın. Ben okuyayım. Siz biraz sonra sıranız geldi. Ama bakın manipüle ediyorsunuz. Doğru bir iş değil. Doğrusunu söylüyorum. Bakın onun söylediklerini söylüyorum. Bak şimdi. Sıranız geldiği zaman söyleyin. Bakın yanlış bilgi veriyorsunuz. Yanlış bilgi vermiyorum. Ben Necdet Bey'in itirazını almak istiyorum. Serbest kalmasını istiyorsanız bana oy verin. Bakın Kılıçdaroğlu aynen bununla ilgili bakın siyasi bir tartışma değil. Yorum yapmadan söylüyorum. Kılıçdaroğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez diye açıklama yaptı. Ne diyeceksin? Öbürü de kaldıracağım diyor. Bak şimdi, bak, öbürü meselesi değil. Erdoğan hayır. Bilerek ve isteyerek bakın, ne diyor? Bizi destekleyenlerle HDP'yle Ali Bey, aklımızı alay ediyorsunuz. Hayır aklınızı alay ediyorsunuz. Yanlış yönlendiriyorsunuz. Bakın, siz yanlış yönlendiriyorsunuz. Siz kendiniz bakın o zaman Kılıçdaroğlu ne demiş? Lütfen bakın siz kendiniz bakın. Ben Kılıçdaroğlu bunu söylüyor demiyorum. Bunu diyorum ki HDP söylüyor. HDP söylüyor bunu. Erdoğan böyle mi söyledi? Merak nasıl? Ediyorum. Erdoğan mesela meydanda böyle mi söyledi? Bir kere ne de dedi? Dedi ki Millet İttifakı'nı teşkil edenler dedi. Milleti öyle de demedi muhalefet çünkü dedi. Erdoğan muhalefet dedi. Ali Bey, ya şey Erdoğan, muhalefet değil mi? HDP muhalefet değil mi? Kullanmıyor. HDP şeyi Erdoğan, desteklemiyor mu? Ali Bey, tam benim ricam şu. Manipüle etmeyin. Ali Bey, lütfen. Tam cümle ne? Peki yeri doğru söyleyin. Tam cümle okuyun. Siz okuyun. Tamam bakın ben söylüyorum. Yok şey HDP'nin söylediğini söyleyin. HDP'nin. Ya ben HDP'yi açmadım. Şu anda ben. Ben HDP'nin söylediğini söylüyorum. Cümlesini okur musunuz? Erdoğan. Ya ben HDP'nin söylediğini. HDP'li milletvekili adayı böyle söyledi demiyor. Erdoğan muhalefet dediği ki muhalefet HDP. Değil mi HDP? HDP. Ya mesela orada CHP yok yani değil mi? Var. O da diyor ki biz de diyor HDP'nin siyasetini kabul ediyoruz. Ya nerede diyor arkadaş değiliz. Bir tane ya ama ya. Bundan da rahatsız değiliz Ali diyor Bey, Necdet Bey. Ali Bey verdiğiniz bilgi doğru değil. Tam doğru. Ya hiç. Bir tane bana gösterin bir yerde. Neyi göstereyim? Gösterin mesela muhalefet bunun doğru olduğunu söylüyor. Ya muhalefet değil bakın HDP'nin milletvekili adayı söylüyor. Kılıçdaroğlu diyorsunuz ya Kılıçdaroğlu da bunun doğru olduğunu söyledi diyor. Hayır Kılıçdaroğlu da diyor ki bizim ya ne demedi diyor, mi ki ne biz diyor, ne diyor? Bir dakika ne şeyin HDP'nin eş başkanı ne dedi? HDP'nin eş başkanı ne dedi? Söyleyin bizim bana, Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün programlarımız örtüşüyor dedi mi? Sizinkiler bir şey söyledi mi? Cevap verdi mi? Demedi mi? Bilmiyorsunuz bunu. Demedi mi? Söyleyin. Ben direkt bak direkt cümleyi okuyorum. Sizinkiler ben de cevap vermedi. Mithat Sancar'ın direkt cümlesini okuyayım. Mithat Sancar ne dedi ya? Canlı bir yayında tartışıyoruz. Canlı yayında tartışıyoruz. Aynen öyle. Bilgileri doğru vermeniz lazım. Aynen doğru bilgi vereceğim. Bakın hiç kimseye iftira asılıyor. Doğru cümleleri söylüyor. Tamam. Mithat Sancar demedi diyorsunuz Bey, ya. Mithat Sancar Bey, aynen şu cümleyi bakın, kullandı. Bak Necdet Bey. Diyaneti konuşuyoruz. Yeni bir başlangıç. Ya az önce dediniz ki. Bakın manipüle abi, ediyorsunuz. Şöyle bir bilgi vereyim 30 saniye. Söyleyeyim, Mithat Sancar yeni ne demiş? Bir başlangıcın kurucu öznesi ya, olmak istiyoruz.
yeni bir başlangıcın kurucu öznesi olmak istiyoruz. Bu konuda CHP ile hedeflerimiz örtüşüyor. Tamam olabilir. Evet doğru. Tamam, Ali Bey, tamam, ben söylüyorum. Doğru diyorum. Ya, siz arkadaş, diyorsunuz bu, bak, ki demedi diyorsunuz. Ya bak, bak arkadaş benim söylediğim yanlış şu. Yanlış bilgi veriyorsun bakın, diyorsun. Bakın Diyanet'le sonra. İlgili konuştunuz. Arkasından cümleni söyle. Tamam muhalefet Kılıçlar demiş ama. Kılıçdaroğlu bunu destekledi. Ya ben ya, şunu söylemiş miyim? Bakın, bakın HDP, biraz önce... HDP'nin şeyi ya, eş başkanı bak, diyor ki bizim... Tam Erdoğan taktiği izliyorsunuz. Hayır ya ben gerçeği söylüyorum. Erdoğan taktiği falan değil. Bakın doğruları söylüyorum burada. Ya yok ama hiç kimseye iftira ya, atmıyorum. Kimsenin söylemediğini söylemiyorum. Menfaat ittifaklarının sonuçları kördeyiş, işte bu tartışmalar. Kör değişi yapmak istemem. Menfaat ittifakı falan filan yok yani. Ettiler. Şimdi bakın şey şu. Ben bir tek sizden şunu rica ediyorum. Söylenmemiş şeyleri söylenmiş gibi göstermeyin. Asla, asla. Şu anda söylenmemiş yok, yok, yok. Ama, cümleleri peki, söylenmiş. Söylenmemiş hiçbir şeyi söylemem. Ya, ben diyorum ki bunu yok, HDP'nin milletvekili adayı söyledi. Bak, Mithat Sancar söyledi diyorum. Ama sizden de ki, bak, en ufak ki, bir tepki gelmedi. Ya arkadaş Kılıçdaroğlu açıklamasını okuyorum ya. Bu resmi nasıl? Açıklaması. Kılıçdaroğlu'nun resmi açıklaması. E siz bakın. Siz şu resmi siz bakın, cümleyi bir söyleseniz Necdet Bey. Şu resmi cümleyi bir söyleseniz Erdoğan'ın. Siz okudunuz. Hayır, Erdoğan'ın kullandığı direkt cümleyi net bir şey katmadan sağına soluna önüne bir söylesin diyorum ben. E şöyle, ya, okudum demin yani istiyorsanız. Şimdi, duyamadık şimdi, kardeşim. Şimdi bakın, şimdi bakın evet. Hemen ben şimdi ama şuraya geleyim. Bakın burada konu. Burada seçimler yaklaştı. Hı hı. Şurada çok kısa bir süre kaldı. Bu süre içerisinde artık pabucun çok pahalı olduğunu gördükler için başka yönlere saldırmaya başladılar. Mesela Ekrem İmamoğlu Erzurum'a gitti. Şimdi Erzurum'da ben taşlandım dedi. Bakın Sivas'ta da aynısını yaptı. Aynen Sivas'ta linki burada var. İstiyorsanız atayım. Bakın oradan. Sivas'a gitti. Sivas'ta ayın 7'sinde orada. Diyor ki ben burada konuşma yapacağım diyor. Diyorlar ki yarın sizin burada miting gününüz diyor. Kent meydanında miting gününüz. Çünkü şu anda valilikten, kaymakamlıktan oradaki kamu kurumlarında YSK'ya geçtiği için Yüksek Seçim Kurulu buna diyor ki bütün partilere gün ayırmış. Diyor ki burada diyor siz şu gün kura çekiliyor. Herkesin kurasına göre günü belli. Diyor ki sizin yarın burada miting gününüz var. Kent meydanında orada yapın. Kent meydanında yaparsa kent meydanı dolmayacağı için diyor ki ben burada şurada yolda yapacağım diyor. Ve onu ondan bile sonra demiyor, izin istiyor. İzin istiyor. Esnaf ziyaret için izin istiyor. Gidiyorlar yolu kesip platform kuruyorlar. Orada Erzurum'da yaptığının aynısını yolu kesip orada korsan... Taşlamak haklı mı? Efendim? Taşlamak haklı mı? Nasıl? Yani esnaf ziyareti yapacağız dediler. Soruşturma devam yaptılar. Ediyor. Taşlama haklı mı kılar bu? Taş atanlar taş atmayı, içerisinde Cumhuriyet bakın, Halk Partisi'yi haklı mı kılar? Onu söyleyeyim. Bir dakika müsaade. Neden anlamadım? Soru çok basit. Basit. Varsayalım ki o meydanda yapmadılar, başka meydanda yaptılar. Bu taşlamayı haklı mı kılar? Nasıl haklı kılar mı ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz peki? Hayır, bakın diyorum ki korsan miting yapıyor. Korsan gösteri yapıyor. Niye? Mağduru oynayacak. Yarın diyor kendisini senin burada miting günün yani. Var. Hayır, ben onu kabul etmiyorum. Bak, asla. Taşlattığınız yani, taşlattığınız çıkacak da. Onu müsaade edin. Tamam, müsaade ediyorum. Hemen, cevap bakın. Vermeden lütfen benimle konuşun. Onur Bey'i çok beklettim. Tamam, hemen şimdi cevabını veriyorum. Şimdi, bakın ayın 11'inde Sivas'ta kent meydanında buradaki şeye bakın, oradaki güzelliğe bakın. Kent meydanında ayın 11'inde AK Parti'nin miting günü. Fakat diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partililer, geliyor oraya diyorlar ki ya ayın 11'inde tamam, Sayın Kılıçdaroğlu buraya evet, gelecek tamam. Yerini bize verir misiniz sıranızı? Evet, onlar da diyor ki hay hemen verelim diyor. Bakın AK Parti sırasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına veriyor sırasını Sivas'ta. Diğer taraftan bakın orada şey gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı gidiyor. Şeyin Ekrem İmamoğlu ben burada konuşma yapacağım diyor. YSK'ya müracaat ediyor. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nda her partinin temsilcisi var. Oradaki bugün burada biz konuşma miting yapacağız diyor. Mitinge izin vermeyen kim biliyor musunuz? İyi Parti'nin temsilcisi de orada. Diyor ki böyle bir şey olmaz. Yarın zaten burada miting gününüz var. Evet. Yapın diyor. Dolayısıyla aynı artık şey yaptı. Müsaade edin seçim artık yaklaştı. Ali Bey, lütfen. Seçim yaklaştı. Artık başka türlü yollara
şey yapmaya peki, başladılar. Peki, bu arada tamam, Gaziantep'teki olayı da teşekkür lazım. Ediyorum. Şiddetin sağ olun, onur işine geçiyorum. Şiddetin her türünü kınıyoruz. Kesinlikle. Biz zaten partilerin de kınandı. Her partilerin de bizim partinin en üst seviyesinde kınandı. Lütfen. Bizi atılmış gibi sorun yoktur. Evet.